eski müteahhitlerin borcunu ödeyin, bir de işçilerin alacaklarını ödeyin deyip 700 milyon talebi 400'e düşürüyorsunuz ama buna rağmen yapacağız. İstasyon caddesini yapacağız, o taleplerin hepsini yapacağız. Geliyorum ikinci borçlanmaya. Geliyorum ikinci borçlanmaya. Neden borçlanma istemişiz? Tatlar zehir akıtıyor. İvedik tam manasıyla arıtmadı, artık kapasitesi yetmez hale geldi. Polatlı su bekliyor. Gölbaşındaki problem hepsinden büyük. Eğer boru patlarsa bir ay susuz kalacak. O kadar acil ki koştur koştur meclise getirdik. Neyi eleştiriyorsunuz? Biz şunu demiyoruz. Ankara'nın 2050 yılında nüfusu şu kadar olacak. Buralara şimdiden boru döşeyelim. Bunlara şimdi hat yapalım diye bir talebimiz yok. Yıllardır sizin yapmadıklarınızı yapmak için getirdik. Daha devam edecek. Geldim otobüslere. Akşama kadar mavi masayı kendim takip ediyorum. En fazla şikayet EGO'dan. Ve otobüs servisi de gerçekten düşmüş. Ve günlük 40 otobüsümüz sürekli tamiri bakıma gidiyor. Dolayısıyla ayrıca bunlara yapılan masraf da fazla. Can güvenliği var. Bütün dünyada ortalama 6 iken şu bizimki 10. Aralık ayından sonra 11 olacak ortalama. Dolayısıyla çok acil bir durum var ve uygun bir kredi buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki bizden para istemeyin, yurt dışından kredinizi buldum. Bulduk. 1 milyon euro da şeyi var. Hibesi var. Artı onun haricinde 2 yıl ödemesiz, yani kendimizi toplamamız için ve 10 yıl vadeli. Türkiye'de de böyle bir kredi yok. Dolayısıyla daha önceden keşke 2000 otobüsle bulsaydık da burayı, ihtiyacı olmasaydı. Yani otobüsleri biz herhalde devreden çıkarıp da otobüs falan da istemiyoruz. Kredi istememizin bir sebebi bu. Onun için tartışmaya gerek yok. Biz Allah nasip ederse inşallah belediyeyi toplayacağız. Böyle hemen 7 ayda Mümin Başkanım bunu duyun. 7 ayda define kassan o parayı karşılayamazsın. Define. Define bulup kassan. Halkın sağlığı, halkın canı. Ve çektiren sıkıntı. Kent teslediği daire başkanlarından çıkarttım hesabı. Bunu da size göndereceğim. Çeşitli heykellere harcanan para var. 342 milyon harcanmış. Detayları var. Anket aşı, şirketler falan. Bu 457 tane otobüse tekabül ediyor. Saatler 7 tane otobüse tekabül ediyor. Kediler, o bir otobüs yapıyor. Dinozor ve kamuflaj malzemeleri yapım işi 26 otobüs yapıyor o günün parasıyla. Hadi onu saymayın. Bir de giriş kapısı var Ankara Park'a yapılan 95 adet otobüs yapıyor. Toplam 439 milyon lira para ölü yatırımlara gitmiş ve 4586 otobüs almaktan mahrum kalmışız. Ben de diyorum ki başka niyetleri bunları yapabilirsiniz. Ama benim önceliğim halk karda, kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken ben ne dinozora para ararım ne de başka bir şeye para harcayacak halim yok. Şimdi bir diğer husus daha söyleyeyim. Diyorlar ki 350 milyon tasarruf ettiniz. Evet, daha da edeceğiz. Çünkü açık ihale yapıyoruz. Her şeyimiz şeffaf. Geçen dediniz şirketlerin hesabı yok. Onu da vereceğiz. Ayrıca şunu söylüyorum. Her bir belediye meclisi üyesi arkadaşımız. Benim 200 gün raporunu eline alıp istediği birimden bu rakamları teyit edebilir. Biz bunları hesap vermek amacıyla çıkarttık. Neden 350 milyon varken ki biz borç ödüyoruz? Niye biliyor musunuz? Delik büyük, delik çok büyük. Delik büyük. 350 milyona falan kapanmıyor. 350 milyonla kapanmayınca acil işlere para istemek zorunda kalıyor.